videos appunto. Merhabalar, İDB Fuarı'na hoş geldiniz. Sayın Bakanımı sahneye almak isterim. Çok teşekkürler. Çok değerli misafirler, çok değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Herlis willkommen. Bugün burada dünyanın en önemli turizm fuarlarından birisinde, Türkiye'nin standının açılışında birlikteyiz. Özellikle turizmin günümüzde giderek son derece önemli bir sektör haline aldığı, stratejik bir sektör haline aldığı, bütün dünyada teknolojik gelişmelerin de en yakinen takip edildiği sektörlerden birisi haline geldiği hepimizin malumudur. Dolayısıyla turizm sektöründeki firmaların, turizm sektöründe ülkelerin ürünlerini en iyi şekilde dünya piyasalarında tanıtabilmesi ve bu tanıttıkları ürünler üzerinden dünya piyasalarında rekabet edebilmesi günümüz turizm endüstrisinin en önemli önceliklerinden birisidir. Onun için de bu güzel fuarın açılışında sizlerle birlikte olmaktan, Türkiye turizminin burada son derece güzel bir standta tanıtılmasını birlikte yapmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Türkiye turizmi biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 2017 yılında büyük bir geri dönüş gerçekleştirdi. 2015 ve 2016'da yaşamış olduğu kötü günleri geride bıraktı ve yıl sonu itibariyle, geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 32 milyonu aşkın bir turist ziyaretçi sayısına ulaştı. 26,5 milyar dolarlık da bir turizm gelirine ulaştı. Bu sonuç bizim turizm sektörümüzün ne kadar krizlere karşı dayanıklı olduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir. Aynı şekilde Türkiye'nin dostlarının da Türkiye'den öyle kolay kolay vazgeçmeyeceğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu sonuçtan dolayı, bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen bütün sektör çalışanlarını, sektör profesyonellerini ve bileşenlerini yürekten tebrik ediyorum. Özellikle Türkiye'nin geleneksel turizm pazarları olan Avrupa ülkelerindeki dostlarımızın yeniden Türkiye'yi ziyaret etmeye başlamış olmaları fevkalade sevindiricidir. Özellikle Alman dostlarımızın 2 yıllık bir düşüşten sonra yeniden Türkiye'yi ziyaret etmeye başlamaları ve yıl sonu itibariyle 3,5 milyonu aşkın Alman dostumuzun Türkiye'yi ziyaret etmeleri fevkalade önemli ve güzel işaretler taşıyan sevindirici bir sonuçtur. Bu yıl içerisinde 2018 yılı sonu itibariyle Almanya'dan gelecek olan misafirlerimizin sayısının 5 milyona yaklaşmasını ümit ediyoruz. Erken rezervasyon sonuçları itibariyle de böyle bir ümidi taşıdığımızı ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde Rus turistlerinin, İngiliz turistlerin ve diğer Avrupalı pazarlardaki turistlerin Türkiye'ye gelişlerindeki rakamlar süratle yukarıya doğru çıkmaktadır. Ve ümit ediyoruz ki 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye toplam turist rakamında 38 milyon civarında bir turisti ağırlayacak, sonuca ulaşacaktır. Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Turizmin dili başka bir şey, siyasetin dili başka bir şeydir. Turizmin dilini iyi kullanmayı başarırsak, siyasetteki gerginliklerin de yumuşamasına vesile olma ihtimalimiz mümkündür, vardır. Örnek olarak Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde çeşitli nedenlerle oldukça ciddi bir gerilim süreci yaşadı. Özellikle Avrupa'daki seçim süreçlerinin, artan aşırı sağcı akımların ve birçok başka siyasi sebeplerin Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerinde gerilme vesile olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama çok şükür Alman turistler Türkiye'ye gelmeye devam ettikçe ya da turizm sektöründeki karşılıklı olumlu yaklaşımlar sürdükçe siyasetin dilinde de yumuşama olmasına vesile oluştuğunu görüyoruz. Ve bugün itibariyle Almanya ile bazı konularda aramızda farklılıklar olmakla birlikte süratle aramızdaki siyasi ilişkilerin de
son derece hızlı bir şekilde normalleşmeye başladığını görüyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu alanda siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi, halklar arasındaki ilişkilerin de normalleştirilmesi bakımından turizmi de bir yumuşak güç unsuru olarak gördüğümüzü ifade etmek istedim. Yeni dönemde Almanya ile Türkiye olarak aramızdaki problemleri konuşarak halletme yolunda önemli adımlar atacağız. Önemli adımlar atıyoruz. İlişkilerimizin daha da sıkı bir şekilde gelişmesi ve Avrupa kıtasında ortak bir kültürel, ortak bir hedefe doğru yürüme konusunda geçmiş birlikteliklerimizin de gücünü kullanarak, turizmin de gücünü kullanarak olumlu adımlar atacağımızı ümit ediyorum. Türkiye'nin turizminin gelişmesinde Alman turizmcilerinin son derece önemli katkıları olmuştur. Bundan sonraki süreçte de Alman turizm sektörünün profesyonelleriyle birlikte yakın temas içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ortak programlar, ortak paketler üzerinde çalışmayı temin edeceğiz. Ortak tanıtımlar yapmayı sürdüreceğiz ve böylece Türkiye turizm sektörünün gelişmesinde Alman tur operatörlerinden sektörün diğer çalışanlarına kadar herkesin değerli katkılarını bir araya getirerek hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bugün de burada nasip olursa öğleden sonra Almanya'nın önde gelen turizm şirketleri, tur operatörlerinin temsilcileriyle toplantılar yaparak önümüzdeki dönemde neler yapılabilir bununla ilgili çalışmaları sürdüreceğiz. Yeni dönemde Türkiye'nin turizmdeki ürün çeşitliliğini artırarak sadece deniz, kum, güneş değil, bunun dışında tarih turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, yaşlı bakım turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, doğa turizmi, dağ turizmi gibi birçok alanda Avrupalı ortaklarımızla müşterek çalışabileceğimizi ümit ediyoruz. Yeni bir takım ürünlerin birlikte üretilmesi konusunda adımlar atacağımızı ümit ediyoruz. Ve inşallah bunun da karşılıklı ilişkilerin gelişmesinde son derece yararlı sonuçlar doğuracağını bekliyoruz. Türkiye diye üzerinde konuştuğumuz ülke dünyanın turistik bakımdan ve tarihi bakımdan en zengin coğrafyasıdır. Bunda hiç tereddüt yok. Sadece şu halde göz mesafesinde bakıyorum. Bir tarafta Konya var, bir tarafta İstanbul var, bir tarafta Kapadokya var, bir tarafta Safranbolu, Trabzon, onların isimlerini görüyorum. Bir tarafta da Bele ile Antalya'sının bütün güzellikleriyle beraber tarihi antik kentlerle birlikte Antalya var. Türkiye, Troya'dan Osmanlı'ya kadar 24 büyük medeniyete beşiklik yapmış olan bir büyük coğrafyanın ismidir. Türkiye'nin her yerinde, Mardin'inden Diyarbakır'ından Edirne'sine kadar, Artvin'inden Arhavi'sinden Muğla'sına kadar her yerinden tarih fışkıran, kültür fışkıran bir büyük medeniyet beşiğidir. Bu güzel zenginlikleri sadece yapmamız gereken daha iyi tanıtabilmektir. Bu güzellikleri insanlığın istifade etmesi için insanlığın hizmetine sunmaktır. İşte onun için bu tür fuarlarda Türkiye'nin daha fazla görünür olması, dostlarıyla daha samimi buluşma zeminlerini oluşturmasına gayret ediyoruz. Bu çerçevede bu fuarın oluşmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, sektörün bütün temsilcilerine, bakanlığımızın değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten her tarafı bizim için birbirinden değerli olan memleketimizin her güzel ve nadide köşesini Avrupalı dostlarımıza tanıtmak için bu Berlin Fuarı'nın, ITB'nin önemli bir imkan, önemli bir avantaj olduğunu ifade etmek istiyorum. Sözlerimi bitirirken şunu bir kere de hatırlatmak isterim. Hem bize hem dostlarımıza hatırlatmak isterim. Türkiye turizm bakımından 3 temel mukayeseli üstünlüğe sahiptir. Bunlardan bir tanesi doğal güzellikleri. Türkiye 4 mevsimin yaşandığı, 7 bölgesinde 4 mevsimin yaşandığı dünyanın nadir ülkelerinden birisidir. Dağları, nehirleri, ovaları, denizleriyle dünyanın doğal güzellik bakımından en güzel ülkelerinden birisidir. Bunda hiç şüphe yok. Ve bu anlamda Türkiye hakikaten fevkalade güzel bir doğal güzelliklere sahip olan bir ülke. İkinci önemli avantajımız ise dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar derin ve çeşitli bir tarihi kültürel zenginliğe sahibiz. Belki İtalya'da olduğundan daha fazla Roma dönemi eserleri Türkiye'de mevcuttur.
Belki Yunanistan'da olduğundan daha fazla Grek dönemine ait olan eserler Türkiye'de daha fazladır. Selçuklu ve Osmanlı'nın İslam eserleri de Türkiye'nin tarihi şaheserleri arasında yer alıyor. Eğer Sultanahmet Meydanı'nın ortasında durursanız, şöyle sağınıza baktığınız zaman Osmanlı ve İslam medeniyetinin en büyük şaheserlerinden olan Sultanahmet Camii'ni görürsünüz. Solunuza baktığınız zaman birkaç yüz metre ötede İslam öncesi dönemin en önemli şaheserlerinden birisi olan Ayasofya'yı görürsünüz. İkisi karşılıklı, kardeşçe birbirlerine selam verirler ve Türkiye'nin zengin tarihi kültürel mirasını misafirlerine takdim ederler. Üçüncü, turizm bakımından üçüncü büyük avantajımız ise coğrafi lokasyonumuzdur. Şöyle pergelin sabit ayağını İstanbul'da tuttuğunuz zaman, şöyle birkaç saatlik uçuş mesafesinde neredeyse dünyanın en önemli merkezlerine uçabilecek coğrafi bir yakınlığa sahibiz. Avrupa'nın, Asya'nın, Afrika'nın hemen burnu dibinde olan önemli bir merkez oluşturuyoruz. Hele hele önümüzdeki yıllarda, bu yıl 29 Ekim'de ilk bölümünü açacağımız İstanbul 3. Havaalanı'nın açılışıyla birlikte İstanbul tam manasıyla Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir numaralı hava yolu hub'u haline gelecek ve önemli bir merkez oluşturacaktır. İsterseniz burada sözlerimi bitireyim. Daha fazla Türkiye'nin güzelliklerini anlatmaya gerek yok. Biraz sonra hep beraber göreceğiz. Karşımda da var, hemen arkamda da var. Türkiye immer wieder schön. Türkiye her daim güzel. Hepinizi Türkiye'ye davet ediyoruz. Bu güzellikleri önce bugün bu standlarda görmeye, arkasından da Türkiye'yi teşrif etmeye davet ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Türkiye'ye turizminin gelişmesinin, Türk-Alman dostluğunu ilerletmesine vesile olmasını, dünya barışının sağlanmasına vesile olmasını temenni ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Serinde Çanakkale'ye yine bunun daha bilgisini verelim. İnşallah son sıraya. Sayın Bakanım şöyle kameraya doğru çok güzel. Kis kebabın hikayesinde Avrupa'nın İpek yolu gelin alacak damla yok, o yok. O yok. Yok sayın. Gördüğünüz gibi içinde bir şey yok ama Kapadokya'da bunu ikram ediyoruz Sayın Bakan. İnşallah. Biraz daha iyi. Teşekkürler. Nasılsın? Yardımcı olalım.